Teknopat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Bugün sizlerle birlikte Nvidia'nın yeni ekran kartı RTX 2060 Super'in performansına bakacağız. Sadece RTX 2060 Super'in performansına bakmayacağız. Bu testte AMD'nin yeni Ryzen 5 3600 işlemcisinin de oyunlardaki performansını göreceğiz. Ve daha da önemlisi bizlerden talep ettiğiniz 1080p performansını göreceğiz. Yakın zamanda bir sistem topladık. QP Super isimli bir sistemimiz var. Dilerseniz satın alabilirsiniz. Videonun altında linkini bulabilirsiniz. Sistemin biraz özellikle bahsedelim. Ryzen 5 3600 işlemci olduğunu söylemiştik. Buna ek olarak MSI'ın B450A Pro model anakartı var. Sistemde tabii ki anakartın BIOS'unu güncelledik 3600'ü takmadan önce. 16 GB bellek var ve tabii ki MSI'ın RTX 2060 Super Gaming X 8 GB ekran kartı var sistemde. 6 GB değil, Super'in farkı 2 GB daha fazla belleğe sahip olması. Tabii ki sadece olay bellekte bitmiyor. CUDA çekirdekleri de daha fazla. Frekansları biraz daha yüksek. Bu bağlamda performans biraz arttı RTX 2060 Super'de. Peki ne kadar arttı? İsterseniz değerlere bakalım. Oyun testlerimize başlayalım. World of Tanks ile başlıyoruz. 1080p ultra ayarlarda test ettik oyunu. Minimum 138, ortalama 183, maksimumda 239 FPS'ye ulaştık. %1 FPS 133, 1000'de 1 FPS 110 oldu. Yani oyunda en ufak bir FPS düşüşü bile söz konusu olmadı. Test esnasında ekran kartımız en fazla 64 dereceye çıkarken işlemcimiz de en fazla 69 dereceye çıktı. İşlemcinin üzerinde AMD'nin stock RAID Stealth Soldier'cisi olduğunu da belirtelim. Sıradaki oyunumuz Far Cry New Dawn. Yine 1080p ultra ayarlarda test ettik. Minimum 66, ortalama 93, maksimumda da 139 FPS'ye ulaştık. Test esnasında ekran kartımız en fazla 65 dereceye, işlemcimiz de en fazla 72 dereceye çıktı. The Division 2'de testlere eklediğimiz yeni nesil oyunlardan bir tanesi. Onu da 1080p ultra ayarlarda test ettik. Ekranda custom seçeneğini görüyor olmanızın sebebi VSync ayarını kapatmış olmamız. VSync'i kapattığımız zaman FPS sabitlenmiyor, testler için önemli. Ortalama 89 FPS elde ettik dediğimiz gibi 1080p ultra ayarlarda. Test esnasında ekran kartımız en fazla 64 dereceye, işlemcimiz de en fazla 76 dereceye çıktı. Peki bu sistemin son zamanların Crysis olan Metro Exodus'taki performansı ne diye merak ediyorsunuz değil mi? Evet, ben de merak ediyorum ve bu bağlamda test ettim. 1080p ultra ayarlarda test ettim. İlk testte Ray Tracing ve DLSS'yi kapadım. Ortalama 61, maksimum 94, minimum da 33 FPS aldık. 1080p ultra 60 FPS iyi bence, güzel değerler. Peki Ray Tracing ve DLSS'yi açarsak durum ne oluyor? 1080p ultra ayarlar, Ray Tracing'de ultra, ortalama 54 FPS, maksimum 77, minimum 32 FPS elde ediyoruz. Shadow of the Tomb Raider'da bir başka testimiz, 1080p highest ayarlarda test ettik. Minimum 83, ortalama 105 ve maksimum da 172 FPS değerlerine ulaştık. Test esnasında ekran kartımız en fazla 65 dereceye, işlemcimiz de en fazla 76 dereceye çıktı. Şimdi tabii Shadow of the Tomb Raider'a da Ray Tracing desteği geldi. Metro Exodus kadar kapsamlı bir Ray Tracing desteği yok oyunda. Sadece gölgelerde kullanabiliyor Ray Tracing'i. Ama madem Ray Tracing var, neden açıp test etmeyelim RTX bir kartımız varsa? Onu da yine Ray Tracing ile bir kez daha test ediyoruz. Minimum 44, ortalama 63, maksimum da 127 FPS değerine ulaşıyoruz. Ray Tracing'i açtığımızda ekran kartının en fazla sıcaklığı 66 dereceye, işlemcinin sıcaklığı da en fazla 75 dereceye çıkıyor. Abi peki PUBG oynatır mı diyenleri de duydum. 1080p ultra ayarlarda PUBG'yi uzun süre boyunca test ettim. Minimum 56, ortalama 130, maksimum da 157 FPS elde ettik. %1 56, 1000'de 1 FPS ise 17 oldu. Buradan şunu anlayabiliyoruz. 1080p 144 Hz bir monitörle bu sistemi kullanabilirsiniz. Zira ortalama da 130 FPS'ye ulaşıyoruz. PUBG'de 1080p ultra ayarlarda gayet güzel. Test esnasında ekran kartımız en fazla 64 dereceye, işlemcimiz de en fazla 77 dereceye çıktı. İşlemcimiz ortalama 66 derecede çalıştı PUBG'de. Abi Apex Legends'ı tekrar testlere ekleyin dediniz. Ekledik, onu da test ettik. 1080p Very High oyunun sunduğu en yüksek ayarlarda test ettik. Minimum 80, ortalama 125, maksimum da 145 FPS'ye ulaştık. %1 FPS 85, 1000'de 1 FPS 79 oldu. %1 ve 1000'de 1 değerler gerçekten çok iyi. Yani baktığımız zaman oyunda en ufak bir FPS düşüşü olmadığını görebiliyoruz. Ki zaten siz de ekranda şu anda Apex Legends deneyimimiz esnasında sistemin durumunu net bir şekilde görebiliyorsunuz ve FPS düşüşü olmadığını
ağırlığını görüyorsunuz. Ekran kartı en tepe noktada 63 derece, işlemcimiz de en tepe noktada 74 dereceye çıktı Apex Legends testi esnasında. Evet, testlerimizi Battlefield 5 ile taçlandıralım. 1080p ultra ayarlarda test ettik. Ray Tracing kapalıydı. DirectX 11 modunda test ettik. Minimum 66, ortalama 112, maksimumda 162 FPS'ye ulaştık. %1 FPS 28, 1000'de 1 FPS 10 oldu. 1000'de 1 FPS özellikle multiplayer oynarken lag yüzünden düşebiliyor. Çünkü ping değeriniz arttığı zaman oradaki takılma 1000'de 1 FPS'e yansıyabiliyor. Bunu da belirtelim. Yine de 10 kabul edilebilir bir değer, 1 de olabilirdi. 1 olması gerçekten ani bir FPS düşüşü olduğu anlamına geliyor. 64 kişilik bir sunucuda oynadığımızda tekrar ekleyelim. Ekran kartımız bu test esnasında en fazla 65 derece, işlemcimiz de en fazla 75 dereceye ulaştı ve böylece bütün testleri tamamlamış olduk. QP'nin yeni süper sisteminde Nvidia'nın RTX 2060 süper ekran kartı ile birlikte. Evet, dediğimiz gibi sistemi eğer satın almak isterseniz video altındaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Bir başka testte görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Kendinize iyi bakın.